crazy. Herkese merhaba. Salı günü kutlu olsun herkes arkadaşları. Ve ben çok mutlu Burcu. Çünkü yarın benim aile geliyor. Hey Paskalya için. Evet evet evet. Ortalama ama 10 kişi tekrar. Paskalya ne zaman insan ilk olsun? Şey normalde değişiyor. Günleri değişiyor ya, bu hafta bu şey pazar günü olacak. O için zaten herkese tatil olduğu için bu tarafta geliyorlar. 10 kişi evde tekrar kalabalık olacak. Çok mutluyuz. Benim oğlum var ya Burcu. Kafa yedi. Ortalama 20 gün sayıyor. 20 günden. Baba 20 gün sonra anneanne geliyor. Baba ya, 19 gün sonra anneanne geliyor. Ay yemin ederim ay Burcu. Çok sevdiği için. Yoksa hediyeme diye falan mı geliyor? No no no. Onun şey diyor baba, ben anneanne gidince hangi yatakta uyuyacağım bilmiyorum ki, karar vermedi. Anneanne mi beraber mi? Şey kuzenin mi beraber mi? Gerçekten çıldırıyor, çıldırıyor Burcu, çıldırdı yani. Ya. Çok güzel, güzel yani. Sen şimdi o Christmas yemeğinden beri ilk kez göreceksin o zaman. Tabii ki de. O Noel'dan sonra ya şey 20 Aralık'tan sonra tekrar bugün göreceğim. Ki normalde zaten olmuyor ha. Bu ilk defa oldu öyle bir şey. En Aralık'ta evet, en Mart'ta. Bu değil de hazır mısınız yani aile olarak? Bu sefer kaç kişi geliyorlar? 10-10 kişi yani. Aynı ekip mi? Aynı ekipe. Birebir aynı ekipe geldi. Çok komik ya, bari böyle bir şey olamaz ama ya. Ama şey komikliğini biliyor musun ne? Abi, bu bilet şey Ocak'tan aldılar ha. Yenidin ki. Biliyorum, geleceklerini biliyordum. Evet evet. O zaman ne kadar çabuk geçiyor. Evet değil mi? Ay yılbaşında ne yapacaksın muhabbetinden şu an Paskalya'da ne yapacaksın muhabbetine geldik. Zaman ne kadar çabuk geçiyor, farkında mısın Bao? Evet ya gerçekten. Nedir ya? Ne yapacaksın? Ay şeyden büyük ihtimalle onlar da şey söyleyebilir bilmiyorum ama mesela anne gitmek isteyecek. Abla center gitmek isteyecek. Benim enişte büyük ihtimal köprü üzerinde geçmek istiyor 2-3 kere. Ay çok güzel. Yani. Benim de en sevdiğim şey biliyor musun köprüden geçmek. Öyle. Köprünün üstünden geçerken ki manzara çok güzel çünkü. Seviyorum. O yüzden. Gidiyoruz çıkıyoruz, dönüyoruz çıkıyoruz. Gidiyoruz çünkü köprü üzerinde işte. Tam salak gibiyiz yani. Ne güzel. O zaman kadınları sen alışveriş merkezine bırakırsınız. Oradan arabayla devam edersiniz. Keşke öyle bir şey olsun. Bu. Yok beraber olmuyor ki. Tabii ki de. Kim alıyor ki onları zaten. Anne çok komik Burcu. Giriyor butikler içinde. İtalyanca konuşma başlıyor. Herkes. Ama anlaşıyor ha. Anlaşıyor. Gerçekten. Gerçekten anlaşıyor yani. Şeker ya. Anne anlaşıyor her türlü alışveriş yani. Alışveriş yapıyor mu çok? Çok ya. Ve şimdi Euro 5 ya. Allah dur o konuya geleceğiz. Bir dakika. O konuya geleceğiz. Hoş geldiniz programımıza değerli dinleyicilerimiz. Az sonra Danilo'nun annesinin alışveriş maceralarını dinleyeceğiz. Ya baby bak aynı şeyi ben de sana söyleyeyim. Şimdi mesela yani konuyu şöyle getirmek istiyorum. Euro 5 dedik ya, oradan geliyor. Şimdi ben eskiden yurt dışında falan bir iş olduğu zaman koşa koşa giderdim. Çünkü işte alışveriş yapardım, kafelerde otururdum. Yani böyle takip ettiğim, gitmek istediğim güzel restoranlar olurdu falan. Paris'te, Milano'da, orada burada falan iş olduğunda acayip sevinirdim ve gerçekten şey giderdim. Uzun süreli gitmeye çalışırdım. Yani işin arkasına önüne falan bir gün koymaya çalışırdım. Şu anda ne kadar süreyle gidiyorum biliyor musun? Geçtiğimiz gün Paris'e gittim biliyorsun. Evet. Şöyle şu kadar gittim. Ne demek? 4 saat gitti zaten. Aynen Paris'e. Öyle. Aynen öyle. 4 saat ya. 3'teki uçağa bindim. İşte saat farkıydı, oydu buydu filan, işte 5-6 orada oldum oranın saatiyle. Otele gittim, üstümü değiştirdim, işi yaptım. Otele döndüm, sabah 5'te kalktım yani oranın saatiyle. Uçağa gittim, 7.40'da uçak vardı, geri döndüm. Evet, 4 saat. Neden? Aynen öyle, çünkü minimumda para harcıyorsun. Çünkü şöyle bir şey var şimdi, yani şimdi orada yaşayıp buraya gelen, tatile gelen bir insan için burası bir cennet. Tabii ki de cennet yani. Yani her şey o kadar ucuz ki, komik paralara. Ama buradan oraya gittiğin zaman şu an bir kruvasan bile, bir kahve bile sana saçma zaman bir paraya denk geliyor. Tabii ki de, tabii o yüzden ki. Böyle mümkün olduğu kadar az kalıyorsun. Artık yani bir pizza bir içecek İtalya'dan 100 lira geldi. Şimdi söyleyemiyorum hani böyle sarı mı yoksa öbürü mü diye böyle bir tartışma yaşanıyor ya. Yurt dışında da aynı şeyler yaşanıyor tabii ki, bunu size söyleyeyim yani. Ama kazara eğer taksiye binerseniz Fransa'da havaalanından şehre gitmek için yani 400 lira falan. Şey Burcu, arkadaşlar bak. 400 lira taksi parası demek ne demek ya? Anne şey Burcu, sana anne gösterebilir miyim? Bak anne ya. Anne fiyatı bakıyor tamam mı? Fiyatı bakarken bana söylüyor. Danilo 100 lira kaç euro yapıyor? Ben söylüyorum. Bana bak. Şey öyle bir gülüş var. Anladın mı? Öyle şey bakıyor muyum? Abi ne kadar şanslı. Yani. Bak düşün. Gördükleri rakamı bölüyorlar. Biz çarpıyoruz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ben mesela bir şey görüyorum. Fiyatına bakıyorum. Mesela aynı şey kendim için. 100 dolar ya da 100 euro. Çarpı 5. Bırak diyorum ya. Kenara bırak. Ya şey bak. Anne biliyor musun nereden başlıyor? Anne şeyden başlıyor. Seramik. Tabakma. Özellikle şey de var. Onu abi şey. Abi nasıl taşıyor ya? Bir şey söyleyeceğim. En hayran olduğum insan tipi. Yani tabak çanak taşıyan seyahatten. Zaten baba sor. Baba ne yapıyor?
Baba işte, baba biliyor musun ne getiriyor? Elektronik deme sakın. No no no, baba şey İtalya'da böyle bir şey var ya, böyle bir plastikten böyle bir küçük kutular pak 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 yapıyorlar. Böyle bir kırılmamak için. Ha pat 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 pat, evet. Pat pat pat, evet, İtalya'dan pat. Götürüyor. Getiriyor onları. Getiriyor baba şey. Rulo biliyor, rulo. Patlayan şeyler, ne diyorlar o paket şey var, pat pat diyoruz biz ona. Pat pat, evet, pat pat var ya, evet. Pat pat rulo İtalya'dan götürüyor. Yazgı bavulda. Tabii ki de. Boş bir bavulla geliyorlar bunlar belli ki hiç şey. Zaten burada pat, şey pat. Onu benim için zaten bir bavul normalde benim için dolu. Gelinde boş zaten oluyor, anladın mı? Bana şey yemek falan filan götürüyorlar ya. Danilo bana da bir şeyler var tabii, olmaz olur mu? Sana bir şey ayrıldı. Gerçekten. Ya bu Danilo, bu yalan bu. Çünkü cumartesi günü yine arkadaşların gelir soyarlar sizi. No 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 no, bu şey bu kafa yersin, yemin ederim bu. Gerçekten kafa mi Danilo? Kafa yiyeceksin, yemin ederim. Hey baby. Söylemiyorum. Aa, Danilo bir şey söyleyeceğim. Neyse, var dur, mı senin bir şey? Var var tabii, olmaz ama bir şarkı çalsın, ben sana söyleyeceğim süper. Arabesk. Bak şimdi. Evet. Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya'da yaşamak için 14 sebep diye bir haber var. Evet, ya aynen. Bence tamam, yani tamam. 14 tane sebebe gerek yok. Ülke adeta ada ve göl cenneti. Bunu biliyoruz zaten. Tamam. Eğitim sistemi çok iyiymiş. Tamam. Ülkede yaklaşık 5.5 milyon kişi yaşıyor. Yani nüfus yoğunluğu oldukça az. Kalabalıktan sıkılanlar için mükemmel bir yer diyor. Tamam. Okey. Karanlık Nordik masalların izi, heavy metal müzik var. Ya bu yok ya, yalan da. Yazları batmayan güneşi alabildiğine yeşilliği, kışları ise eşsiz kar manzara mükemmel bir doğaya sahip. Yani yazları batmayan güneş pek sevimli değil. O kadar da bayılmadık. Yozgat. Bariden Yozgat gibi diye bir örnek geldi. Günümüzün moda turizm rotası kuzey ışıkları. Ha, kuzey ışıkları da her gün görmeye artık sıkılırsın yani. Ya ne yapacağız? Ziyaret et, yaşamak için değil de ziyaret etmek için diye başlığı değiştiriyorum ben. İletişimin bel kemiği telekomünikasyon endüstrisinin merkezi, doğru değil mi? Tamam ama. Dünyanın en mutlu insanları Finlandiya'da bulunuyormuş. Ben şey bak, Finlandiya'dan şey İskandinavya'dan şey çok arkadaşım var yani. Ve sana bir şey sana söylemek istiyorum Burcu'cuğum. Çünkü tabii aslında şey var, bu 10 tane konu değil mi? Evet. Ben sana şey şey söyleyeceğim sonra. Niye Türkiye en güzel şey? Yaşamak için en doğru yer. En doğru yer. Dur şu Finlandiya'yı bitireyim okay. Ona. Şeyde tamam. De var bu Finlandiya. Ben gerçekten ama okul sistem gerçekten müthişem ha. Evet tabii ki. Okul sistem gerçekten. Bahsediyor. Ama şöyle, fazla dert tasaları olmadığından olsa gerek, sivrisinek avlama, cep telefonu fırlatma, bataklık futbolu, lastik çizme fırlatma, hayali gitar gibi şampiyonaların yanı sıra dünya başarısızlık günü varmış Finlandiya'da. Can sıkıntısında. Başarısız günü. Bu güzel ama mesela. Ama burada şey, herkesin mutlu edebileceği bir konu değil zannetmiyorum yani. Şimdi bak biz orada karıştırıyoruz. Bak her şey bakılanıyor. Mesela çok insanları o diyor ki o çok mutlular çünkü çok para kazanıyorlar. Mesela biliyorsun devlet ona çok para veriyor. Onu şey böyle bir sosyal farklılık düzeltmek için onu destek çok var yani devletten falan filan. Ama mutluluk para değil ki. Mutluluk şey ekonomi değil ki. Mutluluk şey oku bile değil yani. Ben sizi mutluluk nedir biraz sonra anlatacağım. Hadi bakalım. Türkiye'de en güzel şeyler niye yaşıyorum? Tamam mı? Bir, bak bir, sen İskender yerken adam geliyor ve tereyağı üzerinde dokuluyor ya. Bu bir. Yalan mı bu? Yalan bari. Orada senin tam önünde bir porsiyon İskender var ya. Adam geliyor öyle sıcak tavayla. Herkesi biraz tutanıyor çünkü kimse yanmasa içine. Adam böyle bir tereyağı İskender üzerinde dokuluyor. Bir. İki. Şimdi ben burada şey, tam burada böyle bir boğaz kokusu. Çünkü bizim boğaz burada var ya, inanılmaz güzel bir kokusu veriyor yani. Böyle bir hissetmek, böyle bir şeyler falan filan. İki. Üç. Çanakkale. Çünkü Çanakkale geçemez. Bu net bir şekilde söylemek istiyorum. Dört. Bak. Gaziantep arkadaş. Gaziantep. Bak. Şey, bizi dünya bir hediye yaptı. Bütün en güzel yemekleri bir yere soktu ve orada ismi Gaziantep verdi yani. Cennet yani. Anladın mı? Burada konu bitmez yani. Katmer'den Alnazik'e kadar. Baklava, fıstık. Gerçekten şey. Dünyada bilmiyor ki fıstık ile o kadar yemek yapabilirsiniz. Sadece Gaziantep bilir yani. Bütün dünya fıstık normal yiyor. Antep fıstığı var ya normal bir şekilde açıyor ve yiyor. Gaziantep gösterdi. Bakın siz bu fıstık ile kaç çeşit yemek yapabilirsiniz. Kaçtayız? 5 mi? 5. Akdeniz akşamları.
Arkadaş şaka yapmayın ha, bu sadece bir şarkı değil yani. Bu Akdeniz akşamları bir konsept yani. Bizim İzmir'de, bizim orada Foça'da, bizim Bodrum'ları, bütün Akdeniz akşamları ne güzel ya. Böyle bir ses şey, o ses böceği var ya, ismi nedir ya? Cırcır böceği değil mi? Bir cırcır böceğiyle bütün dünya zannetmiyorsun ha. Bütün dünya cırcır böceği yok ki. Anladın mı? Bu Akdeniz bir şey yani. Ve Akdeniz kokusu, Akdeniz akşamları. Ve bitmez yani. Ağustos böceği yani, pardon. Ağustos böceği. Kapadokya. Biz de şey hatırlıyorum ki biz başka bir yerden geliyoruz. Mars gibi yani. Mars gibi oraya gidince neredeyim ya? Nerede düştü yani? Bitmiyor güzelliği şeyler falan filan. Ve bu soru şimdi bak. Bu anlatmadan sonra filanca nedir ha? Bir de misafirperverlik. Zaten Türk insanından da bile bahsetmedi ha, ya. Tamam. Çünkü o da konu bitmez zaten ya. Şimdi Finlandiya mı? Türkiye mi? Ben Türkiye'yi seçeceğim. Boş ver. Finlandiya ona da güzel bir okul yapsınlar ki biz burada keyfi çıkarız yani. Yapmayın. Hala öyle ya, öyle zaten. Çok teşekkür ederiz bu söylediğin güzel şeyler için ya. Estağfurullah, estağfurullah Burcu'cuğum. Gerçekten sağ olasın. Ay sana bir şey söyleyeyim, özür dilerim Burcu. Bugün kendimi tutamıyorum. Evet farkındayım, enerji var. Şeyde de var. Şöyle. Biz geçen hafta biliyor musun şey konuştuk. İlk defa dünyada böyle bir arabayla şoförsüz arabayla bir kaza yaptı ve bir kişi oldu. Hı-hı. Şimdi bir açıklama yapmak zorundayız. Hı-hı. Çünkü polise bir şey yaptı, araştırma yaptık. Hı-hı. Ve dedik ki bu kaza araba ilgili değil yani. Hı-hı. Yani polis orada Amerika'dan, tekrar hatırlıyoruz. Geçen hafta Amerika'dan bir tane böyle bir kendi kullanan araba, nasıl diyebilirim? Evet, şoförsüz araç. Şoförsüz araçı bir kaza yaptı ve bir kadın vefat etti. Hı hı. O da tabii ki de çok büyük bir şey oldu, bir haber oldu yani. Evet, ilk defa öyle bir şey. Fakat orada polis araştırma yaptı ve polis de bir şey paylaşma yaptı. Bu kaza araba olsam veya bir insan olsam, kimse olsam fark etmez. Nasıl diyebilirim? Engellenemezdi. Engellenemez yani. Her türlü bu şey, bu kaza olacak ve bu kadını ölecek yani. Öyle bir araştırma yaptı. Bu aslında... O zaman yayayı mı %100 şeyle hatalı buluyor? Yoksa yani gibi. Vefat ettiği kadın da zaten orada yanlışlık bir hatalı. Şey yaptı. Hatalı. Bir araştırma yaptı. Bu aslında önemli bir araştırma. Önemli bir açıklama yaptılar. Hı. Çünkü biraz ya ilk deyince... Korkunç bir şekilde oldu. Bak bir araba, şoförsüz araba birisi olduğu zaman bayağı tehlikeli. Dikkat edelim. Hı hı. Şimdi bak açıklama olduğu için bence devam etsinler ya. Ben seviyorum bu şoförsüz araba. Ben zaten böyle araba. Bir şey oldu da hemen bundan vazgeçsinler, bunları kullanmasınlar. Öyle bir şey demedim zaten. O dakika zaten bütün şeyler sildi yani. İptal etti. Hı hı. Bütün şey. Devam, araştırma, hı hı, falan filan. Hepsi durdurdu. Bilmiyorum yani bizi şey... Ya dikkat et tabii ki de bir şey olması gerekiyor Burcu. Ne zaman araba, ne zaman şey teknolojiyle konuşuyoruz ya, bir tane hep unutmaması gerekir ki dikkat et yani. Ama bence gitsin ya, devam etsin ya. Ben seviyorum bu şoförsüz konsepti, çok seviyorum. Çok güzel bence yani şoförsüz konsepti Burcu'cum. Gerçekten mi? Sevmiyor musun? Bilmem. Hayır, oturalım orada Burcu. Bir sürü insan işsiz kalacak falan diye üzülüyorum ben sadece. Sen ama başka bir iş yapacaklar ha. Ne yapacaklar mesela? Tamir edecekler. Tamam, hadi inşallah. Neyse, programın sonuna geldik. Evet Burcucuğum, ağzına sağlık. Çok asıl teşekkür ederim. Yarın annelerin gelişini kutlayacağız inşallah. Akşam üstü. Tam akşam üstü. Bizim radyo yaparken havalimanında gelecekler. Hadi ya. Süper hocam. Hadi bakalım, iyi yolculuklar Danilo'nun ailesine. Sağ ol, teşekkürler. Bana da bir şey diyor. Onlara yani iyi yolculuklar şunlar. Sağ ol.